akışan hizmetleriyle Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ı şimdi sizlerin huzurunda mikrofonu kendisine teslim ediyorum. Sevgili eşleri Nursen Yavaş'la birlikte İstanbul Maltepe Meydanı'nı dolduran yüz binleri selamlıyor Sayın Mansur Yavaş. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Kemal geliyorum. O taraf bu taraf yok ki burada bir taraf. Adalete güzele taraf olmalı taraf. Haydi yap bir hareket gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız yaparız temiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte yüzyılı kurtarız. Merhaba İstanbul. Maşallah, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, bu kalabalıklar bir şey söylüyor, hepimize mutlu oluyor. Ve inşallah 14 Mayıs'ta değişimin müjdesini veriyor. Hoş geldiniz. Evet, sevgili İstanbullular, seçime gidiyoruz. Fakat nasıl bir seçimi anlamadık. 21 yıllık iktidar yaptıklarını anlatıp yeni vaatler ileri sürmesi gerekirken tankları, tüfekleri gösteriyor, gemileri gösteriyor. Seçim mi yapıyoruz, savaş mı hazırlanıyoruz belli değil. Diyorum ki bu eserlerin hepsi bizim eserlerimiz, gurur kaynağımız. Ama 14'ünden sonra insanlar şununla karşı karşıya kalacak. Kiracı, ev sahibi, kredi kartları, pahalılık, enflasyon, uyuşturucu, mülteci bu sorunlarla karşı karşıya kalacak. Ama bunların konuşulmasını istemiyor. Seçim zamanı mevsimlik birazcık milliyetçilik sosu, birazcık muhafazakarlık sosu, insanlar bununla tartışsın, başka şey konuşulmasın istiyorlar. Sorunlar görülmesin istiyorlar. Biz bunu Ankara'da yaşadık. Ankara'da neler söylediler? İşçileri atacaklar, yardımları kesecekler. İstanbul'da gene gördük. Seçimlerde 25 yıldır İstanbul'a neler yapamadıklarını veya İstanbul'u nasıl katlettiklerinin konuşulmasını engellemek için Ekrem Bey'in ikinci seçiminde dediler ki İstanbul düşerse Kudüs düşer, İstanbul düşerse Mekke düşer, İstanbul düşerse Büyük İsrail kurulur. İstanbul düştü ama her şey çok güzel oldu. Dolayısıyla gerçekleri yine bu seçimde konuşulmasını istemiyorlar. Bir sürü iftiralar atıyorlar. Kulak asmıyoruz. Korkuyorlar mı? Neden korkuyorlar? Hesap vermekten değil mi? Ankara'da da aynısı. Biz 15 Mayıs'ı bekliyoruz kızım. Orada 9 milyarlık yolsuzluk dosyası savcılıkta bekliyor. 16 katrilyonluk Anka Park dosyası halen bekliyor. Onların konuşulmasını engellemek için bu iftiraları attılar. İstanbul'da da biliyorsunuz benzer hadiseler var. Türkiye'nin her yerinde var. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. Dolayısıyla inşallah 14 Mayıs'tan sonra hukukun üstünlüğü de mutlaka yerini bulacak ve hukuk herkese adil işleyecek. Sevgili İstanbullular, 6 siyasi parti genel başkanı yan yana geldi. 6'sı da 2 yıldır uğraştı ve uzlaştı. Uzlaşmak çok güzel bir kelime değil mi? İnsanlar farklı fikirde olabilirler ama kavga edeceklerine uzlaşırlar. Epey bir bunun lafını işittik.
6 tane birbirine benzemez yan yana geldi. Bunlar ne yapacak falan diye. Ama sonucu itibariyle kendileri de 6'yı buldular. Fakat Millet İttifakı'ndaki 6'lı parti uzlaşmış, bir araya gelmiş. Öbür taraftakiler hakikaten bir acayip. Hüdapar var. Diyorlar ki bir kısmı ittifakta, bir kısmı değil diyor. Berabersiniz. Dün Sayın Binali Yıldırım'a sordular. Yok diyor, ittifakta değil. Spiker de çok güzel cevap verdi. İçinizde dedi. Öyle mi? Dolayısıyla seçime girerken milli gayrimilli lafların hepsini reddediyoruz. Mevsimlik milliyetçiliklerinizi, mevsimlik muhafazakarlıklarınızın hepsini reddediyoruz. Bakın bizim yaklaşımımız şu. Allah nasip etti 31 Mart'ta. Başka 25 yıldır hiçbir yönetim görmeyen, eskilerinin de belediyecilik yaptığını sanan halk 11 Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı'nı göreve getirdi ve aradaki farkı anladı. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. 21 yıldır o gün 10 yaşında olan gençler 30 yaşına geldi, bir başkasını görmedi. Ankara, İstanbul ve diğer 11 büyük şehirde halk bize bu fırsatı verdi. İnşallah şimdi Türkiye'de de bu fırsat verilirse Türkiye nasıl yönetilir, nasıl şeffaf olur, nasıl tatlı dille yönetilir hepsini göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz başından beri Millet İttifakı'nın bütün mensuplarını fertlerine kadar sürekli suçluyor. Ağza alınmaması gereken laflarla suçluyor. Ve dün akşam birdenbire bir tweet. Biz 31 Mart'ta bekledik o tweet'i. 1400 belediye başkanını bugün seçtik 2019'da. Yarından itibaren bize düşen hep beraber ülkemiz için çalışmak sözünü Cumhurbaşkanı'ndan beklerken topal ördek ithamlarıyla karşı karşıya kalmıştık. Bugün seçime girerken ilk defa hepimizi kucaklayan bir mesaj attı. Oy versin vermesin, herkes bizim vatandaşımız gibi bir şey oldu. Çok şaşırdık. Uzun yıllardır Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından böyle güzel bir şefkatli cümle duymamıştık. Ben bugün Aydın'da konuştum. Dedim ki ilk defa uzun yıllardır şefkatli bir cümle kurdular. Uçağa bindik gelirken gördük ki hepimizi sandıkta mezara gömecekmiş. Ne diyeyim ben? Yani artık biz tatlı dilli, azarlamayan, herkesi kucaklayan, oy versin vermesin herkesin cumhurbaşkanı olacak bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. O da geldi. Evet, az kaldı. Gençlerine iyi telefonu layık gören, gençlerini azarlamayan, onları dinleyen, gençlerden akıl alan, onları en iyisini layık gören ve onların en iyisini talep etmelerini onlarda bir hak gören, aynı şekilde vatandaşını da her türlü talebi, konforlu yaşamı kendisinden istemesini hak gören bir anlayışla inşallah 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz ve birleşe birleşe kazanıyoruz. Evet, birleşe birleşe kazanacağız ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra nasıl 11 Millet İttifakı Büyükşehir ve diğer Millet İttifakı belediyelerindeki yaşayan halk için huzur geldiyse, bereket geldiyse, mutlu oluyorlarsa inşallah şimdi ülkemizin bu mutluluğu, huzuru ve bereketi tatma zamanı geliyor ve inşallah diliyorum ki 14 Mayıs'ta bu güzel ülkemizde kin, nefret tohumları ortadan kalksın. Artık mutlu